Mevcut belediye başkanımız Sami Aydın. Hayallerim, mazim ve ben Necip bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmet. İşte gönül belediyeciliğin mimarı. Benim, ben İstanbul'da yaktığı hizmet ışıkta bugün Türkiye'yi aydınlatan cesur yürekli lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Sivas ilmin sultan şehri olmuş. Darul Ulema diye nam salmıştır. Sivas böyle bir yer. Öyle sıradan bir sultan şehir değil. Sıradan bir şehirlerin sultanı değil. Onun için 31 Mart seçimi çok çok önemli. Rastgele ellere bu seçim bırakılamaz. Bak kardeşim, biz kitlere filan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam, hepsini verdik, bizden bir şey beklemeyin. Ve şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik. Her şeyi verdik. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir liderde değilim. Provoke etmek suretiyle lütfen samimi olalım, dürüst olalım. Bu toplantımızda gayet güzel bir şekilde çıkaralım. Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi birileri çıkıyor ve Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu. Onu istismar etmek suretiyle arkasından işte Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor. Ya Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada. Nuri Demirağ Havalimanı'ndan tutun da spor salonlarına varıncaya kadar, iki üniversitesine varıncaya kadar, bütün bunlarla beraber şu ana kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. Ve değerli kardeşlerim, şu anda benim sizden isteğim, arzum ne biliyor musunuz? Bakınız, Sivas'ın milletvekili olmuş ve bir diğer taraftan daha sonra kendisini Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı yaptığım Sivaslı ilmi kardeşimi şu anda da Sivas merkeze belediye başkan adayı yaptık. Bunun sebebi ne? Kendisine inandığım için, güvendiğim için burada çok daha büyük hizmetler verebileceğine inandığım için Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevinden buraya aldım. Şimdi diyorum ki siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız ve belediyecilik hizmetinin de ne olduğunu en ideal şekilde Hilmi kardeşimden göreceksiniz. Sivas'ı lekelemeye çalışanlar onun gerisindeki büyük güçten rahatsız olanlardır. Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş? AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sakın bu dedikodulara, fitneye, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz ya. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz, AK Parti. Ve bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok. Biz şu anda
Rabbim ömür verdikçe bizler milletimize hizmette elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bakın şimdi size ben bazı rakamlar vereceğim. Son 16 yılda Sivas'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Hanım kardeşlerim, ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 28 katrilyon Sivas'a yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Eğitimde 3000'e yakın derslik inşa ettik. Bugün 54.000'den fazla üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni biz kurduk, biz. Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı? Yok. Bizimle beraber Sivas'a üniversite geldi. Üstelik bu üniversiteyi Cumhuriyet Üniversitesi'ni bölerek kurmadık. Sıfırdan inşa ediyoruz. Kümbet Kurtderesi mevkiinde fakülte binalarını inşa ettikten sonra yeni üniversitemize öğrenci alımına başlıyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerine 15 bin kişi kapasiteli yurt binaları kazandırdık. Nerede? Sivas'ta. Ve bu yıl merkezde 5 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdu daha açıyoruz. Bunu da yapacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Gürün, Suşehri, Gemerek ve Kangal ilçelerimize de toplamda 1100 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yapıyoruz. Şehrimizde malum bir stadyum ile merkeze, Suşehri'ne, Yıldızeli'ne gençlik merkezleri, spor salonları inşa ettik. İçinde 600 yataklı Sivas Bölge Hastanesi'nin de olduğu 15 hastaneden oluşan toplam 44 adet sağlık tesisini Sivas'a biz kazandırdık. Biz Suşehri Devlet Hastanesi ile birlikte 7 sağlık tesisimizin inşası da şu anda devam ediyor. Sivaslı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ne kadar destek verdik biliyor musunuz? 1,5 katrilyon. Fakir fukara, garip kurabaya valilikler, kaymakamlıklar vasıtasıyla bu yardımı uzattık. Eski stadın yerine 55 bin metrekarelik bir alana ne yapıyoruz? Evet, bir millet bahçesi yapıyoruz. Ve millet bahçesinin içinde de şöyle genişçe bir millet kıraathanesi yapıyoruz. Bu kıraathanede de gençlerimiz gelecekler, orada çavesini, kahvesiyle beraber çayını, kekini, simidini ve kitaplarıyla beraber hem dersini çalışacak, hem kitabını okuyacak ve arkadaşlarıyla beraber buralarda buluşma fırsatını yakalayacaklar. Ama bunu CHP anlayamadı. CHP ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor. Çünkü hani la teşbih, la teşbih. Heh. Dervişin zikri fikri meselesi var ya, işte bunların durumu da bu. Çok fazla da vakit ayırmayalım ona. Değil mi? Fazla vakit ayırmayalım. İşimiz var. Belediyemizde 1.847.000 metrekarelik bir alanda Seyfebeli Millet Bahçesi'ni şehrimize kazandırmak üzere hazırlıklarına başladı. Sivas'ta 9.447 konut projesini hayata geçirdik. Sivas'ın bölünmüş yol uzunluğunu 24 kilometreden aldık. Nereye çıkardık? 794 kilometreye çıkardık. Bunu biz yaptık. O hani hatırlayın o eski yolların halini. Nereden nereye? Sonra. İnşası süren ve toplam maliyeti 1 katrilyonu aşan
Zara, su şehri, Geminbeli tüneli ve bağlantı yollarını önümüzdeki yılın sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. İçerisinde sarı çiçek tünellerinin de olduğu Kevan, Arapgir, Divri ayrımı yolunu da inşallah önümüzdeki yıl onda tamamlıyoruz. Sivas'ta termal turizmi ve kış turizmini canlandırmak için Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Sıcak Çermik arasındaki, değerli kardeşlerim, o karayolunu ihtiyaca cevap verecek standartlara çıkaracağız. Sivas il sınırları içindeki toplam 341 kilometrelik demir yollarını sıfırdan yeniledik. Siz bakmayın birilerinin fitne çıkardığına. Biz son 16 yılda TÜDEMSAŞ'ı canlandırarak gücüne güç kattık. Bir tane de Sivas'ta olduğunu söyleyen birileri çıkıyor diyor ki ya buranın demir yoluna ne ihtiyacı var ya? Vah vah vah. Bir taraftan siyaset yapıyor, bir taraftan da Sivaslıyım diyor. Bu nasıl Sivaslılık ya? Dünya demir yollarıyla, metrolarla, yerin altındaki özellikle hatlarla halkına hizmet ediyor. Bizimki de çıkmış, ne ihtiyacı var buranın diyor demir yolu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işletmemizi daha da büyüteceğiz. İnadına büyüteceğiz. Kendi mühendislerimizin tasarladığı dünyada marka olacak milli yük vagonlarını bu fabrikada üretiyoruz. Bugüne kadar 6000'e yakın yük vagonu ürettik. İstihdam sağlıyoruz. Bununla kalmadık. Demir yollarımızın ihtiyacı olan traverslerin ülkemizde üretilmesi için Sitaş modern beton travers fabrikasını da Sivas'a kurduk. Buraya kurduk. Niye? İstihdam sağlayalım. İşsize iş bulalım diye. Toplam maliyeti ne? Yaklaşık 10 katrilyon lira olan Ankara, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattımızın yapımı da hızla devam ediyor. Şimdi ne der onlar biliyor musunuz? Aman yapmayın ha. Öyle derler. Yani George yüksek hızlı trenle gidecek de, Hans gidecek de, benim Ayşem, Fatma'm, Ahmet'im, Mehmet'im niye gitmesin ya? Niye gitmesin? Ve bu hat Ankara-Sivas yolculuğunu 2 saate düşürüyor biliyor musunuz? 2 saate. İnşallah biraz vakit uzadı gerçi ama bunu en kısa zamanda bu yıl test sürüşlerine başlayıp önümüzdeki yılda işletmeye açacağız. Bu hızlı tren hattı Sivas'tan Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar uzanıyor. Sivas-Erzincan hızlı tren projemizin Sivas-Zara kesiminin altyapı yapım çalışmaları Zara, İmranlı, Kemah, Erzincan kesiminin ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı koridorumuz tamamlandığında Sivas, Londra'dan Pekin'e ulaşan İpek Demir Yolu'nun önemli bir parçası haline gelecek. Bitmiyor. Sivas'ı Malatya ile de hızlı trenle bağlıyoruz. Hattın etüt proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Şu anda Ulaştırma Bakanı da burada. Notları alıyor. İçi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle. Takip edelim. Sivas'a bir lojistik merkezi yapmak için kolları sıvayarak ihalesini yaptık. Yapımına da yakında başlayacağız. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç ve dış hatlar terminal binasını yaptık mı? Beğendiniz mi? Biz dedik mi yaparız. 2003 yılında
1061 olan havalimanımızın yolcu trafiği, bakın şu rakama bakın. Geçtiğimiz yıl ne oldu biliyor musunuz? 592 bine ulaştı. Nereden nereye? Barakallah. Sivas'ta 14 baraj ve 24 gölet inşa ettik. Laf değil. İcraat, icraat. Halen 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Şimdi bu tür işlerden anlamaz, bunları bilmez olanlarla ne yapacaksınız? Öyle bir belediye başkanı ilçelerimizde ve merkezde seçelim ki bu merkezi yönetimle de el ele olsun, omuz omuz olsun, daha büyük yatırımlara el atalım. Şimdi önümüzde 4,5 yıl bu kardeşinizin cumhurbaşkanlığı var. Dolayısıyla bütün belediyelerimizde çok daha el ele vererek inşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ve mevcut belediye başkanımız Sami Aydın. Hayallerim, mazim ve ben Necip bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmet. İşte gönül belediyeciliği mimarı. İstanbul'da yaktığı hizmet ışıkta bugün Türkiye'yi aydınlatan cesur yürekli lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.